Sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Ve bugün de yine gündemi paylaşacağız sizlerle, hem yerel gazeteleri hem de ulusal gazetelerle Türkiye gündemi ve Mersin gündemini sizlere aktaracağız. Tabii sevgili izleyicilerimiz, bir de canlı bağlantımız gerçekleşecek. Dün biliyorsunuz İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü gerçekleştiriyor ve dün açılışı gerçekleştirildi kongre merkezinde. Yine canlı olarak aktarmıştık sizlere yine programımızda. Bugün de arkadaşlarımız orada. Birazdan fuar sorumlusu, aynı zamanda İşkur'da bulunan Serkan Özada ile bir sohbet gerçekleştirecekler. Fuarı bize özetleyecek Serkan ve dün açılışı gerçekleşen fuarla bugün devam edecek olan istihdam fuarı ile ilgili bir değerlendirme yapacak. Beklentiler üzerine bir değerlendirme yapacak. Az sonra bizlerle birlikte olacak Serkan da, sevgili izleyicilerimiz, kongre merkezinden. Evet ve tabii gündeme dair bilgiler var. Türkiye gündeminde birçok konular var sevgili izleyicilerimiz. O konulardan bir tanesi de HDP'lilerin öz eleştirisi. Altantan bir öz eleştiri yapmış. Aslında biz olayları tırmanmadan bitirebilirdik, sokaklara sahip çıkabilirdik diyor Altantan. Ve tabii bu öz eleştiri önemli. Neden önemli? Çünkü artık sokaklardan medet ummamak gerekiyor. Çünkü artık sokakların talan edilmesi, yıkılması, yakılması herhangi bir amacın peşinde olduğumuzu göstermiyor. Farklı bir amaç ve farklı bir niyet dışında. Tabii Türkiye üzerinde oynanan oyunları ezelden beri biliyoruz. Ve bu nedenden dolayı biz Türkiye'de artık bu tür kaos ortamlarının yaratılmaması için her parmağını ışıklatana sokağa inilmemesi gerektiğini ve bu konuda artık insanlarımızın daha sağduyulu, daha bilinçli, en azından sokağa çıkacaksa bile şöyle durup düşünüp niçin çıktığını sorgulaması gerekiyor. Çünkü sokağa inenler bakıyoruz, zarar görenler oluyor aynı zamanda. Ölenlere bakıyorsunuz, yaralananlara bakıyorsunuz, tutuklananlara bakıyorsunuz. Hep insan, hep vatandaş, hep halk. Oysa o insanları sokağa dökülenler cezaevinde değil. Ölen onlar değil, acı çeken onlar değil. Onlar artık hangi kirli pazarlığın, hangi ticaretin başrol oyuncuları bilemiyoruz ama onlar keyiflerini sürerken bizler burada birbirimizi yiyoruz, birbirimizi incitmeye devam ediyoruz. Tabii yine HDP'liler çoğunlukta. Birazdan hani ben de anayasal hakkımı kullanmış, çünkü sunucuların da böyle bir hakkı var. Anayasal hakları kullanmak, anayasal hak herkes için geçerlidir. Yani sen müdürsün, sen işçisin, sen şu kadarını kullanabilirsin demiyor anayasal hak. Anayasal hak diyor ki herkes kanunlar önünde eşit, herkes özgürlük kapsamında dilediğini söylemekle serbest. Yalnız bu dilediğini söylerken de ülkenin bölünmemesine, insanları kin ve nefret ve tahrik etmemeye yöneltmemek gerek diyor. Evet, bu arada sevgili izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili de bir açıklama var. Mesela hemen o gazeteyle başlamak istiyorum. Daha önce hatırlarsanız ben bu gazeteyi okumayacağım demiştim. Şimdi o gazeteyle ilgili sevgili izleyicilerimiz, bir haberi aktaracağım size. Bakın, birileri bir şeyden rahatsız ama niçin rahatsız onu hep birlikte inceleyeceğiz. Bakın, Evrensel Gazetesi var, öyle bir gazete var. Bu gazeteyi şimdi bulacağım ve manşetini sizlere aktaracağım. Bakın, TOMA demokrasisi diyor. Hükümetin kamu güvenliği adına gündeme getirdiği düzenlemenin hedefi ifade ve toplanma özgürlüğü. Bakın, cümle çok önemli. Hükümetin kamu güvenliği adına gündeme getirdiği düzenlemenin hedefi ifade ve toplanma özgürlüğü. Peki, o zaman şunu söyleyelim. İfade ve toplanma özgürlüğü kapsamında tabii ki insanlar anayasal haklarını kullanacaklar. Ne diyoruz? Protesto bir haktır. Ne diyoruz? Eylem yapmak bir haktır. Ama, aması var bu işin şimdi. Amasını söylemezseniz sanki haklıymış gibi, sanki bir mağduriyet yaşanmış gibi ortaya çıkar. Aması ne? Aması, sen eylemini gerçekleştirirken, sen hakkını savunmaya çalışırken bir başkasının hakkını gasp edemezsin. Bu anayasal bir hak değildir. Çünkü herkesin aynı hakka sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle ne olacak? Senin zaten toplanma veya ifade özgürlüğüne zaten bu ülkede kimse bir şey demiyor. Zaten ağzına geleni çok net bir şekilde söylüyorsun.
istediğin cümleyi sarf edebiliyorsun. Küfür dolu manşetleri atabiliyorsun ve PKK teröristlerinin propagandasını yapıyorsun. Bak, ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptıkların bunlar. Bunları çok rahat bir şekilde yaparken şunu unutmamak lazım. Eğer ifade ve toplanma özgürlüğü bir ülkenin geleceğiyle ilgili, bir ülkede çıkabilecek karmaşalarla ilgili bir hedefi amaçlıyorsa, o zaman işler değişir. O zaman bu işte bu işin düzenini korumakla mükellef polis devreye girer. Asayiş güçleri devreye girer. Şimdi ne diyor gazete? Polise sınırsız silah kullanma yetkisi, keyfi tutuklama, ceza artırımı ve daha fazla toma diyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Yani molotof atarken toma kullanılmayacak diye bir kaide yok. Eğer böyle bir beklenti içindeyseniz, inanın ki hiçbir ülkede böyle bir durum söz konusu değil. Siz molotof atacaksınız, polis tomayla müdahale etmeyecek. Siz polise havai fişek atacaksınız, siz etek altından silah kullanacaksınız, polise ateş edeceksiniz. Siz polisi hedef gözeterek taş atacaksınız, polisin sizin karşınızda esas duruşta beklemesini isteyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Hiçbir ülkede yok böyle bir şey. Almanya'yı gördük değil mi? İnsanları nasıl saçlarından başlarından toplayarak, sürükleyerek, tekmeleyerek, kadınları tekmeleyerek polislerin nasıl bir mücadele sergilediklerini gördük. Bir, Kobani eylemleri ben amacının dışına taştığını düşünüyorum ve büyük bir toplum, büyük bir kesim de buna inanıyor. Kobani eylemleri Kobani'nin dışında bir eylemdi. Kobani'yi ilgilendirmeyen bir eylemdi. Kobani'yi düşünülerek yapılan bir eylem değildi. Çünkü farklı bir amaç güdülüyordu. Bunda hepimiz hemfikiriz. Amaç ülke içerisinde kaos yaratmak. Bir sunucu güzel demişti. Ben de onu yayınlamıştım, söylemiştim hatta. Çıkmış programda sunucu diyor ki, ey bu Kobani diye dışarı çıkanlar ve ortalığı savaş alanına çevirenlere sesleniyorum dedi. Eğer gerçekten amacınız Kobani'ye destek ise ben kendi maaşımla otobüs tutacağım. Bakalım kaçınız Kobani'ye gitmek isteyeceksiniz gönüllü olarak. Hiç kimse çıkmazdı. Emin olun hiç kimse çıkmazdı. Şimdi Selahattin Demirtaş öyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki siz yeter ki sınırları açın. Türk ordusu gitmesin, biz Türk ordusu gitsin demiyoruz. Sınırları açın, on binler tükürüğüyle IŞİD'i yok edecek diyor. Yani Selahattin Demirtaş galiba bu ülkede havadan civadan atıp tutmayla siyaseti bu şekilde size öğrettiler. Bugüne kadar böyleydi çünkü. Ne söylersen söyle, yalan söyle, sonuçta halk inanır diye bir felsefe gütmüştü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyaset. Böyleydi bugüne kadar. Ama artık böyle değil Sayın Selahattin Demirtaş. Artık uyanmanız gerektiğini, artık gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini. Emin olun ki ne peşmerge ne de bir başka güç IŞİD'e karşı mücadele etmezken, çeşitli nedenleri bahane ortaya atarken, yok efendim coğrafik şartlar, yok efendim şuydu buydu. Barzani nerede? Talabani nerede? Yoklar. Niçin sesleri çıkmıyor? Türkiye'ye meydan okumayı biliyorlardı. IŞİD'den neden meydan okunmuyor? Bunu çok merak ediyorum. Ama değil işte. Polise verilen yetkiyi az olduğunu, biraz daha artırılması gerektiğine olan şahsi inancımı bir kere daha yineliyorum. Çünkü biz bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak anayasal hakkımızı kullanarak bu ülkede kaosun, korku, şiddet ortamlarının sokaklara yansımasından rahatsızız. İnsanların problemi, sorunları varsa bunu yasal yollarla çözmeliler. Ortalığı ateşe vererek, taş atarak, yakarak, yıkarak yapma hakkına sahip değiller. Huzurumuzu hiç kimsenin bozmaya hakkı yok. Ve bizim huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamakla mükellef asayiş güçlerimizin de her türlü yetkiyle donatılması, bu huzursuzluğu çıkaranların da bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir kim ne derse desin. Bu ülke birilerinin söylemiyle dizayn edilecek bir ülke değil. Bu ülkenin kural ve kaideleri birileri istemiyor diye polise yetkinin düşürülmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınamaz. Polis en yüksek seviyede, en etkili şekilde yetkilendirilmeli ama bu yetkisini prosedür içerisinde kullanması gerekiyor. Tabii ki şahsi kullanması kabul edilir bir durum değil. Evet, bu arada sevgili izleyicilerimiz az önce söylemiştik arkadaşlarımız kongre merkezinde.
Bize bir görüntü versinler, bakalım kongre merkezindeki durum nedir? Evet, şu an kongre merkezinde standların olduğu bölgede arkadaşlarımız. Şu an canlı görüntülerle karşınızda sevgili izleyicilerimiz. Fuar alanından. İnsan kaynakları ve istihdam fuarı dördüncüsü gerçekleştiriliyor kongre merkezinde. Evet, şu an büyütelim Ezel. Büyük ekran görelim ve şu an sevgili izleyicilerimiz işverenlerle iş arayanların bir araya getirildiği, amacın istihdam yaratmak olduğu fuar sevgili izleyicilerimiz. Şu an zaten görüyorsunuz iş arayanlarla işverenler bir arada lar. Birazdan sevgili izleyicilerimiz fuarı organize eden fuar sorumlusu Serkan Özaday ile de arkadaşlarımız bir röportaj gerçekleştirecekler. Fuarın değerlendirmesini isteyecekler. Anladığım kadarıyla burası dışarısı, fuar alanının dışarısı. Dışarıda kurulmuş standlar, havada açtı düne nazaran. Bugün güneşli bir havayla karşı karşıyayız Mersin'de. Evet, ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birazdan yapacakları röportajda bizlerle birlikte olacaklar tekrar. Yine kongre merkezine bağlanacağız sevgili izleyicilerimiz az sonra. Evet, biz gündemimize devam edeceğiz. Tabii polise tabii ki yetkinin verilmesi lazım. Polisin artık oturup seyretmemesi gerekiyor. Polis de gruplar arasındaki biri molotof atarken diğeri gaz atması, bunlar da bizi rahatsız ediyor. Yapacaksanız kardeşim bu işi adabıyla yapacaksınız. Nedir? Eğer birileri size molotof atıyorsa, birileri taş atıyorsa bunu yakalamak görevinizdir. Bunu ablukaya alacaksınız, arkasından dolanacaksınız, çember içine alacaksınız, tutacaksınız. Yakalamak istendiği zaman yakalanır. Biz bunu biliriz. Yani amaç sen bana taş at ben sana gaz atayım. Sen bana molotof at ben sana gaz atayım. Sen bana taş at ben sana gaz atayım. Yani bu kısır çelişkiye bir son vermek gerekiyor. Artık huzuru bozanları bir an önce o toplumun içinden çıkartıp yasalar önüne çıkartıp gerekli cezayı vermemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak huzurumuzu bozan hiç kimsenin bunun hakkı olmadığını ve polisin de huzuru bozanları içinden yakalayıp çıkarmak da görevli olduğunu, bunun için de görevini sağlıklı bir şekilde yapmasını istiyoruz. Görevini sağlıklı yapabilmesi için de yetkilerinin arttırılması gerekiyor ki arttırılıyor. Tebrik ediyoruz. Bu konuda alınan kararları sonuna kadar şahsım olarak destekliyorum. Böyle de Evrensel Gazetesi'nin ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğüne darbe gibi bir durumla karşı karşıya kalırken Evrensel Gazetesi'nin bu haberini yazana da şunu sormak istiyorum. Senin özgürlükten kastın ben molotof atarım polis bana hiçbir şey yapamaz mı? Senin özgürlükten kastın ben polise taş atarım kafasını yararım ama polis bana gıkını çıkartamaz mı? Senin felsefene göre özgürlük insanların kullandıkları otobüsleri molotofla yakarak perperişan hale getirmek ve buna polisin ve itfaiyenin seyirci kalmasını mı beklemek? Senin düşündüğün özgürlük. Senin düşündüğün özgürlük insanların halk otobüslerinden faydalanmasını engellemek, durakları parçalamak mıdır? Kusura bakma. Biz böyle bir özgürlüğü tanımıyoruz. Böyle bir özgürlüğü de kimse kimseye vermemiştir. Bu konuda tüm toplum olarak anayasal hakkımızı kullanmak, artık bana ne, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesini bir kenara bırakıp bana dokunmayan yılanın bir gün gelip beni sokacağını düşünmemiz gerekiyor ve bunu artık idrak etmemiz gerekiyor diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve devam edeceğiz. Tabii havalar da ısındı. Dün soğuktu, dün serindi, dün yağmur yağdı ve havalar ısındı. Stüdyomuzda da müthiş bir sıcaklık söz konusu oldu. Bugün de birazdan hava durumunu aktaracağız sizlere ve hava durumuyla ilgili bilgileri de aktaracağız sevgili izleyicilerimize. Evet, tabii gündeme dair bilgileri birazdan sizlere aktaracağız. Yine kongre merkezinden bağlantımız gerçekleşecek ve hemen yerel gazetelerimize geçelim. Bakalım yerel gazetelerimizde neler var. Ve Güney gazetesiyle başlıyoruz. Güney gazetesinin logo üzerinden verdiği habere baktığımızda kocamaz personel fazlalığından yakındı. Belediyeye haddinden fazla işçi alımı yapılmış diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kocamaz personel sayısını ilin tamamına yaymaya çalıştıklarını belirterek herkes bir şeyler söylüyor ancak bir Allah'ın kulu da çıkıp bu kadar çok kişinin belediyeye alınması gerekli miydi diye sormuyor dedi. Sayın Kocamaz herhalde yol haritasını şaşırdı. Yani Sayın Kocamaz, eğer
bu belediyede bu kadar personel sayısı fazla olduğunu biz defaten dile getirdiğimizde tabii ki bu görev en başta Büyükşehir Belediyesi'ne düşer. Yani size. Siz çıkıp arkadaş bu kadar fazla personel var. Biz bu personelleri bir şekilde egale edeceğiz, eleyeceğiz demek size düşer, bize değil. Yani bu soruyu sormak ilk önce Büyükşehir Belediye Başkanı'na düşer. Sizden önceki belediye başkanı vermiş olduğu sözler nedeniyle, işte eş, dost, akraba, zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yarıya yakın bir bölümüne baktığımızda eş, dost, akraba, sağ olsun adam eşini de almış işe, çoluğunu, çocuğunu da almış işe, bir akraba şirketi oluşturulmuş belediye bünyesinde. Bir bakıyorsunuz biri organizasyon yapıyor, diğeri farklı bir şeyler yapıyor ama bunlara göz yumuluyordu bugüne kadar. Bundan sonrasını bunları açıklamak, bunları deşifre etmek, bunları ortaya çıkarmak Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Yani biz orada gerçekten çok fazla personel olup olmadığının çok da net bilgisine sahip değiliz. Veya vatandaş bunun pek de farkında değil. Bunu aktarmak, anlatmak, kamuoyuyla paylaşmak Büyükşehir Belediyesi yani Sayın Burhanettin Kocamaz'a düşer. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da bu konuyla ilgili açıklaması yeterli olacaktır. Personel fazlalığının olduğuna dair diyoruz. Ve Mersin şehidi toprağa verildi. 5 aylık bebeği Elif Sena'yı kucağına alan şehit eşi Hilal Çevik, "Benim kocam nerede? Bu acıyı kim söndürecek? Çocuğuma kim babalık yapacak?" diyerek feryat etti sevgili seyircilerimiz. Evet tabi. Kolay değil, Allah rahmet eylesin, sabır versin. Bu acıyı paylaşmak gerekiyor ama tabii birkaç gün sonra unutacağız. Hani birazdan bir tane baba yiğit gazeteci yazar sevgili izleyicilerimiz bir yazı yazmış. Ve bu yazıyı yine sosyal paylaşım üzerinden kamuoyuyla paylaşmış. Bence ibretlik bir yazı. Bence üzerinde düşünülmesi gereken bir yazı. İlk bakışta çok yanlış anlaşılabilecek fakat 2 dakika üzerinde düşündüğünüzde, bakın çok fazla değil, 2 dakika üzerinde düşündüğünüzde, ön yargılarınızdan sıyrılıp 2 dakika üzerinde düşündüğünüzde çok haklı bir gerekçenin anlatılmaya çalışıldığını, bu ülkede nelerin nasıl yapılmaya çalışıldığını çok net gösteren bir yazı var. Onu da aktaracağım sizlere birazdan sevgili seyircilerimiz. Evet, işten çıkarılan işler eylem yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmesi biten firmalarla sözleşme yenilememesi nedeniyle işsiz kalan taşeron işçiler eylem yaparak işlerini geri istediler diyor. Ve devam ediyoruz. Toroslar'da vergi affı başvuruları başladı. Yine İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın açıldığına dair haber gazetenin ilk sayfasından okuyucularına ulaşıyor. Kira tespit komisyonu yasal değil iddiaları var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeni otobüs terminalindeki yazıhaneler için önerilen kira tespit komisyonunun hukuki olmadığını belirterek mahkeme neden başka yerlerden fiyat sormadığınız gerekçesiyle kararını vermiş durumda ve biz de mahkemenin kararını uyguluyoruz. Belli yerlere soracağız ve aldığımız fiyat üzerinden ihaleye çıkacağız demiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz hemen Kongre Merkezi'ne dönüyoruz tekrar ve Kongre Merkezi'nde de yanılmıyorsam Serkan Özaday ile röportaj yapılacak. Evet, Serkan Özaday ile yapılan röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. İstihdam Fuarı'ndayız. Yanımızda fuar sorumlusu Serkan Özaday var. Merhaba Serkan Bey, fuar hakkında neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, öncelikle İçer TV ailesine hoş geldiniz diyoruz. Bu yıl 4.sü düzenlediğimiz Mersin İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarımızda 70 firma stand açtı. Bugüne gelişimize baktığımız zaman öncelikle 2011'de başladık biz bu organizasyonumuza. Mersin Üniversitesi'nde yaptık, 30 firmamız vardı. Bunun yanında 2012'de yapmış olduğumuz fuar organizasyonumuza 35 firmayla girdik. 2013'te yapmış olduğumuz fuar organizasyonumuzda 50 firma vardı. Bugün ise 70 firmayla bir aradayız. Yine 2011 ile 2014'ü değerlendirdiğimiz zaman 13 firmanın, kuruluşun bugün fuarımıza destek verdiğinizi görüyoruz. Daha önceki fuar organizasyonlarımızda hani 3 organizasyon firmasıyla veya kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yaparken bu sayıyı 13'e çıkardık. İlk gün içinde beklenen ilgiyi çok fazlasıyla gördük. Biliyorsunuz ki hem dünyada
dünyada hem ülkemizde hem ilimizde işsizlik çok büyük bir problem. Problemin çözümü konusunda da fuarlar önemli organizasyonlar olarak görülmekte. Burada 70 firma stand açmakta ve iş arayanlarla işverenleri aracısız olarak buluşturmaktayız. Bunun yanında da yine seminerlerimizle kişilerin, iş arayanların, üniversite öğrencilerin, meslek lisesi son sınıf öğrencilerin iş arama becerilerini geliştirerek iş arama süreçlerini kısaltmaya çalışıyoruz. Bugün organizasyonumuzun ikinci günü. İlk günkü organizasyonumuzdaki yaşanan ilgiyi bugün de bekliyoruz. Firmalarımız şu an hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün seminer programlarımız var. Ayrıca saat 11'de İnsan kaynakları grubumuzun oluşturmuş olduğu bir grup var. Bu tiyatro grubu. Tiyatro grubunun bir iş nasıl aranmaz konulu bir tiyatral gösterisi olacak. Ki biz şunu düşünmüştük yaparken. İnsanlar CV, mülakat veya diğer iş arama konularında internetten veya diğer kanallardan çok fazla bilgi alabilirler. Ama direkt insan kaynakları müdürlerinin oynadığı tiyatral oyun ilgilerini, seyircilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Katılımınız için de çok çok teşekkür ediyorum ben size. Farklı bir sorunuz varsa onu da yanıtlayabilirim tabii ki. Beklenen ilgiyi gördünüz mü? Beklenen ilgiyi fazlasıyla gördük. Ben 2011, 2012, 2013 ile değerlendiriyorum. Bunun yanında diğer il müdürlüklerimizin de yapmış olduğu fuar organizasyonlara baktığımız zaman başarılı bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyoruz ki firmalarla yapmış olduğumuz dün fuar sonrasında bir mülakatımız oldu, toplandık. Eksiğimiz, gediğimiz var mı veya neleri yapabiliyoruz, neleri değiştirelim yarın için diye görüştüğümüzde de her firmanın bakış açısı çok olumlu ve bir kamu kurumundan, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesiyle yapılan bu organizasyondan çok memnunlar. Kamudan böyle bir organizasyon beklemediklerini, çok fazla profesyonel çalışıldığını kendileri belirttiler. Zaten biraz sonra belki röportaj yaparsanız kendilerinden de duyacaksınızdır. İlk aşamada biz vatandaşlarımıza giriş alanında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Amacımız şu: çıkan kişiler öncelikle kurumumuza kayıt yapıyoruz. Hangi alanda yetenekleri var bunları belirliyoruz. Ve burada stand açan firmalara yönlendirme yapıyoruz. Yani aslında doğru kişiyi doğru yere yönlendirmeye çalışıyoruz. Fuarın içinde bile. Yani bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Hani bu bir adımdır. Hani bir festival havasında bu yıl çadırlarımızı kullandık. Kubbe çadırlarımızı. Dün de yağmur yağdı biliyorsunuz. İyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yağmurdan herhangi bir etkilenmemiz de olmadı. Kubbe çadırlarımızın içinde firmalarımız kendi tanıtımlarını da yapmakta. Ve iş arayanlara gerçekten yararlı bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Her yıl bunu tekrarlıyoruz. Her yıl gelişerek tekrarlıyoruz. Ben bütün Mersin halkına sesleniyorum. Eğer iş arıyorsanız bu fuara katılmalısınız. Mersin'in işi de var, gücü de diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Serkan'a da teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Verdiği bilgiler için tabii bu tür fuarların arttırılması ve yine bu bağlamda iş arayanlarla işverenlerin bir araya getirilerek ortak faydada buluşturulması amaç istihdama kalifiye personelde yerleştirmek ve yetiştirmek, aslında işsizlik oranını da düşürmek bir noktada. Şimdi bakın, hani bu ülke gerçekten çok büyük bir ateş üzerinde. Hani güzel bir söz var, bugün sabah da söylenildi bu söz. İşte Mevlana'nın sözü. Ateş gibi olacaksın, çok fazla yanaşmayacaksın, yakmayacaksın, çok fazla uzak durmayacaksın, soğuyup donmayacaksın diye bir söz var. Bakın, Türkiye şu an ateş üzerinde. Yani insanlar veya işte tahrik gücü yüksek, işte o provokatörlerin böyle bir bekleyişi var. Şu şekil durmuş, acaba nereden ne çıkartabilirim düşüncesi içerisindeler. Bakın, gezi olayları yaşandı. Gezi olaylarını farklı bir amaca taşıdılar. Sonra bir baktık ki asıl halk oradan çekildi. Çünkü halkın niyeti yağma değildi. Halkın niyeti taşkınlık değildi. Halkın niyeti ortalığı yakıp yıkmak değildi. Biz anayasal hakkımızı kullanarak bu işlerin bu şekilde yürümeyeceğini anlatmak için çıktık. Hiçbir yere de zarar verme niyetinde değiliz diye çıktılar. Ama bazı uç gruplar ve bazı provokatörler olayı farklı yöne çektiler. Ve bir takım ölümler yaşandı. İşte Berkin öldü. Berkin gibi birçok gencimiz, birçok küçük kardeşimiz hayatını yitirdi bu olaylar neticesinde. Hani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Olaylar çıkartılıyor. Olayları çıkaranlar sahnede değil. Onlar sahnenin arka tarafında. Onlar zarar görmüyor. Onlar acı çekmiyor. Onlar üzülmüyor. Onlar
ellerini kollarını kovuşturuyor ve ovuşturuyor. Aynı zamanda gülücükler atarak insanların birbirleriyle olan kavgasını izliyor. Olan halka oluyor. Berkin'e oluyor. Mustafa'ya oluyor. Ahmet'e oluyor. Hüseyin'e oluyor. Ve onlar yitip gidiyor. Ve biz bu acıyı yaşarken insanların dini inançları ne olursa olsun onu insan olarak görmeyi hedef almışız. Din hangi dine mensupsa sonuçta insandır ve her insan sevilmeyi hak eder. Din ile kimseyi yargılamak tabii ki doğru değildir. Şimdi yazı yazmış. Bu yazı ilk başta yanlış anlaşılabilecek bir yazı. O yüzden diyorum ki 2 dakika düşünmenizi istiyorum bu yazı üzerinde. Bakın ülkemizde oynanan senaryoyu bence çok açık bir, net bir dille ifade etmiş. Ama yanlış anlaşılmaya çok açık bir yazı. Bu yüzden 2 dakika üzerinde durmanızı, ön yargılarınızdan kurtulun. Hangi dine mensupsanız unutun. İnsan olarak karşımda durun ve insan olarak hep birlikte düşünelim. Tabii ki birilerinin ölmesi, hele hele provokatörlerin ortaya koyduğu bir oyun nedeniyle ölmesi hepimizin canını yakar. Berkin'de canımız yandı, Mustafa'da canımız yandı, Hasan'da, Hüseyin'de, Ahmet'te, Mehmet'te canımız yandı, sokak eylemlerinde ölenlere canımız yandı, polislerimize canımız yandı, şehit olan, ölen, yaralanan polislere canımız yandı, basın emekçilerine canımız yandı, onlar da yaralandı, onlar da acı çekti. Şimdi bakın, etrafınızda şöyle bir bütün sesleri kapatın ve şu okuyacağım yazıyı lütfen can kulağıyla dinleyin. Dediğim gibi ilk etapta hemen parlamak yok, düşünmek lazım. 2 dakika çok fazla zamanınızı almayacak. 2 dakika analiz etmenizi isteyeceğim yazıyı okuduktan sonra. Diyor ki başı taşla ezilen genç Berkin Elvan gibi sahiplenilmedi. Diyarbakır'daki eylemler sırasında başı taşla ezilerek öldürülen Hüdaparlı genci geziciler sahiplenmedi diyor. Yaşı 16 ve yoksullara et dağıtıyordu Hüdaparlı. Bakın aşağıda da aslında çok net değil inşallah değil mi? Flulaştırılmış ama başı taşla ezilmiş bir vahşet. Benim buradaki kameradan gösterirsen en azından elim üzerinde dursun. Evet. Şimdi başı taşla ezilmiş bir genç. Neden? Hüdaparlı olduğu için. Şimdi, Kobani'de yaşanan olayları bahane edip HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkanlar geçtiğimiz hafta birçok ilde sokak eylemleri düzenledi. Türkiye genelinde hakim olan ve zaman zaman şiddetlenen eylemlerde 37 insanımızı kaybettik. Kimin canı yandı? Halkın canı yandı. Olan kim oldu? Halk oldu. Kobani bundan nasıl bir yarar sağladı? Bunu çok merak ediyorum. Kobani'ye nasıl bir destek olundu? İnsanımızın ölmesiyle, işte insanların başının ezilmesiyle. Nasıl bir destek olundu Kobani'ye bunu çok merak ediyorum. Kobani'nin umurunda mıydı senin burada insanları öldürmen? Kobani bunu mu düşünüyordu? Böyle mi destek vermeni bekliyordu? Sokakları yakmanı, yıkmanı, bankaları talan etmeni, hatta içine girip içindekileri talan etmeyi Kobani'ler bekliyor muydu senden? Kobani'ler senden mertlik bekliyordu. Kobani'ler senden yüreklilik bekliyordu. Kobani'ler senden eğer gücün yetiyorsa, erkekliğin varsa gel yanımda çarpış diyordu. Sokaklara ateşe vermek çok basit. Bunun adına ne erkeklik dersiniz, ne yiğitlik dersiniz, ne delikanlılık dersiniz. Yani bunun zeka eksikliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Kobani ile hiçbir bağlantısının olmadığını çok net biliyoruz. Ve yazmış diyor ki, bakın yazıyı tamamını okuyorum. Başı taşla ezilerek öldürülen çocuğun adı Yasin. Hani resmi profilinizde yok. Hatırlayın. Gezi olaylarında profiller değişmişti. Yaşı 16 ve yoksullara et dağıtıyordu. Çok suçu varmış bu çocuk. 16 yaşında. Kullanışlı ölü değil mi sizin için? Buradan malzeme çıkmaz mı? Siz var ya siz ahlaksızsınız demiş. Sivil Düşünce Genel Koordinatörü yazmış. Sosyal paylaşımdan bu yazıyı paylaşmış sevgili izleyicilerimiz. Yani birileri bizim acılarımız üzerinden dahi medet ummaya çalıştı ve biz bu oyuna alet olduk maalesef. İşte aynı oyun şu an Kobani bahanesiyle ülkemizde yaratılmaya, yaşatılmaya çalışılıyor. İşte bu yüzden insanların
düşünmesini istiyoruz. Şu an ben kime hizmet ediyorum? Şu an sokağa çıkarak, taş atarak, molotof atarak, bir yerleri talan ederek kime hizmet ediyorum düşüncesini kendisinde sorgulamasını istiyoruz. Kobani'ye böyle bir desteğin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kaldırmasın. Ve amacın da Kobani'ye destek olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani Kobani'ye destek olsaydı, destek amaçlı olsaydı oraya gidenler tekrar kaçıp ne olur bizi içeri alın demezlerdi. Yiğitlik bu değildir. Yiğitlik banka talan etmek değildir. Yiğitlik durakları parçalamak değildir. Yiğitlik molotof atmak değildir. Kobanilerin hiçbiri bunu beklemiyor sizden. O yüzden sokağa inerken acaba niçin iniyoruz, kime hizmet ediyoruz, kimin ekmeğine yağ sürüyoruz, bal sürüyoruz? Bizim üzerimizden kim birileri kendi amaç ve emellerini uygulayacak, onu bir düşünün. Çünkü biz birbirimizi yiyoruz. Ölen kim? Bizden. 37 can gitti. Ve belki de o 37 can kandırıldığı için o sokaklara indi. Ve %90 kandırıldığı için sokağa indi ve bakın hayatıyla ödedi. Peki değer miydi? Hayır. Peki geride bıraktıkları aileleri, tabii ki en büyük üzüntü onların. Evet, bu yüzden bu ülkede gerçekten bakın ne oluyor şimdi? Düne kadar sokaklara çağırıyordunuz insanları. Yakın, yıkın, ortalığı perperişan edin diye açıklamalarda bulunuyordunuz. Bugün çıkıyorsunuz, bir öz eleştiri yapıyorsunuz. Altan Tan, HDP'li. Olayları önleyebilirdik, Bahçeli kadar olamadık diyor. Şimdi bazen ben diyorum Sayın Bahçeli'nin siyasi politikasını beğeniyorum. Neden? Çünkü bir olay yaşandığında pat diye atlamıyor. Yani Kılıçdaroğlu gibi veya HDP'liler gibi pat diye atlamıyor, hemen yorum yapmıyor. Önce bir analiz ediyor. Önce bir herkesin konuşmasını bekliyor. Herkes eteğindeki taşları döksün, ortaya çıksın, ondan sonra bir analizden sonra geçirip konuşmak daha faydalı. Bence adaplı, usluplu bir siyasetçinin yapması gerekeni yapıyor Sayın Bahçeli. Ben bir kere daha buradan kendisini tebrik ediyorum. Ama bu demek değildir ki MHP'nin başında durması gerekiyor diye de, yani bunu da söyleyeyim. Yani artık bir değişimin şart olduğunu, mutlaka elzem olduğunu MHP'nin içinde. Ama böyle bir siyasetin Sayın Bahçeli tarafından Türkiye'ye kazandırılmış olmasını da tebrik ediyorum. Altan Tan itiraf ediyor. Kobani eylemleri bahane edilerek Türkiye'nin birçok şehrinde olaylar çıkarıldı. Sokaklar ateşe verildi. Kamudaki araçlarla birlikte özel otomobiller de yakılarak adeta bir iç savaş provası yapıldı. Olayların ardından zarar milyon liralarla ölçülürken HDP'nin etkin isimlerinden biri olan Altan Tan'dan itiraflar sırasıyla geldi. Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Altan Tan, Devlet Bahçeli'yi örnek gösterdi. Bahçeli gibi yapmalıydık diyor. Biz sokağa çağrı yaparken özenli davranmalıydık. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplamalıydık. Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi fikirlerine katılmam ama onun son olaylardaki tavrı önemlidir. Bizim partimizin amblemlerini, sloganlarını, işaretlerini kullanarak kimse sokağa çıkmasın dedi. Bizim de aynı tavrı sergilememiz gerekir dedi. Kitlemizi sokağa çağırırken bunun sonuçlarını düşünmeliydik. Demokratik sınırlarda durur mu? Kontrol edebilir miyiz? Bunları düşünmeliydik. Halkı sokağa çağırırken vurup kırmalara, mahal verilmesinin önüne geçecek tarzda bir dil ve üslup kullanmalıydık. Olaylar çığırından çıktığı anda da yapabileceklerimiz vardı diyor ama yapamadılar. Yani bu yüzden HDP'nin kendiyle ne kadar çeliştiğini, bu ülkede kaos ortamından ve sokakların bu tür eylemlerle kendisine bir kazanç elde edeceğini düşünen bir parti olmaktan öteye gidemediğini gösteren bir tabloyla karşılaştık sevgili izleyicilerimiz. HDP için sokaklar karışmalı ki kendileri üzerinde insanlar korku ve dehşet nedeniyle onlara oy versin. Okullar yakılmalı ki insanlar okumasınlar, çocuklarını okula göndermesinler ve cahil kalsınlar. Cahil kalan insanı biliyorsunuz cahiller bir yere sokmaya çalışır. Onların kafasını empoze etmeye çalışır. Bir şekilde sokmaya çalışır. Bu nedenle HDP'nin ana ilkeleri bunlar. Bu ilkelerden bir an önce uzaklaşması gerekiyor. Ya da Halkın Demokratik Partisi veya Barış Demokrasi Partisi gibi isimlerle çok komik durumlara düşüyorlar. Yani Levent Kırca bile bu ülkeyi bu kadar güldürmemişti bu isimlerle. HDP'nin kullandığı bu isimlerle.
Levent Kırca bu ülkeyi bu kadar güldürmemişti o sarhoş taklitleriyle. Bu yüzden biraz daha samimi, biraz daha dürüst, biraz daha dik duruş sergilemesi gerekiyor. Barıştan bahsediyorsa barışın toplumsal ve uluslararası kapsamda olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bakın yine barış söz konusu iken Fransa'dan da hani birçoğumuz örnek gösteririz ya Fransız erkeği. İşte ben bir Fransız erkeğiyle evlenmek istiyorum. Neden? Çok şeyler, iyiler, çok centilmenler, çok romantikler. Neymiş efendim? Fransa dediğin zaman özgürlükler şehri. Öyle Amerika Birleşik Devletleri özgür bir ülke. Fransa'da yaşamak isterim. Ya öyle mi? Peki buyurun. Fransa'da soykırımı reddeden öğrenci okuldan atıldı. Hani düşünce özgürlüğü vardı bu ülkede? Hani özgürlükten bahsediyorduk bu ülkede? Hani insan haklarından bahsediyorduk bu ülkede? Soykırım yoktur. Demek bir özgürlük değil midir? Bir ifade özgürlüğü değil midir? Böyle bir ifadeyi kullanan birini okuldan atmak hangi insan hakları maddesinin içinde yer alır? Bunu merak ediyoruz. Orada evet öyle bir karar alındı. Orada Fransa'da böyle bir karar alındı. Yani soykırım demek suç olarak görüldü. Hatta birçok bakanımız bu konuda bu suçu işlemek için birçok mücadele verdi. Ama bakın yani bunu suç olarak koymak bile ifade özgürlüğüne vurulmuş bir prangadır. Yani siz özgürlükler ülkesi olarak anılacaksınız. İşte beyefendiler ülkesi olarak anılacaksınız. İşte centilmen insanların olduğu bir ülke olarak anılacaksınız. Hayallerin ülkesi diye anılacaksınız. Ama insanların soykırım demesini eleştireceksiniz. Hatta bunu cezalandıracaksınız ve bunu kanunlaştıracaksınız. Ve insan haklarından bahsedeceksiniz. Yani bu kabul edilir bir durum değil. Bu nedenle Fransa'nın da bu tepkisini, öğrenciye yapılan bu zulmü şiddetle kınıyoruz. Artık bu halk uyandı, artık bu halk birçok gerçeğin farkında ve bu gerçeklerle yaşamaya devam edeceğiz. Biz Yerel Gazetelerimize tekrar dönelim. Bizim Anayasa Mahkemesi mi? Anayasa Mahkemesi o kararı iptal etmiş değil mi? Fransa'nın. İşte yani düşünün çünkü insan haklarına aykırı bir yaklaşım bu. Yani siz soykırım yoktur diyeceksiniz ve bunun karşılığında cezalandırılacaksınız, hapse atılacaksınız, okuldaysanız okuldan atılacaksınız. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. O zaman Fransa'da dahil bütün ülkeler ülkemizde demokrasi yoktur, özgürlük yoktur, ifade özgürlüğü yoktur diye bizim başımıza kalkmasınlar. Yani bence ifade özgürlüğünün ve özgür yaşantının en bol yaşandığı ülkeler de ilk sırayı Türkiye alır. Başka kimse almaz. Eğer Türkiye almamış olsaydı HDP çıkıp insanları sokağa tahrik etmezdi. Eğer Türkiye'de özgürlük olmasaydı insanlar manşetlerinden rahatlıkla küfürler etmezlerdi. Yani kimse bana bu ülkede özgür değiliz deme hakkını kullanmasın. Yok böyle bir şey. Yani öyle bir özgürlük ülkesi ki Türkiye maalesef bunun farkında değiliz. Haberci gazetesi. Binden fazla taşeron işçinin işine son veren Büyükşehir Belediyesi iş başvurusuna da rekor kırmış. 6 ayda 45 bin kişi diyor sevgili seyircilerimiz. İşçilerden fuar eylemi gerçekleştirmiş. Başkan Kocamaz'ın peşini istihdam fuarında da bırakmadılar diyor. Ve şehit polis uğurlandı. Tabii aslında şu konuyu değinmek lazım. Mesela kongre merkezinde şu an ne var? İstihdam fuarı var. Ama bir yandan da işçilerin eylemi var. Bu eylemler yapılmalı mı? Seslerini duyurabilmek adına tabii ki yapılmalı. Tabii şiddete başvurmadan yapılan her türlü eylem hak arayışının yanındayız. Ama eğer şiddet oluyorsa işte onun karşısındayız. Bu nedenle ben her zaman şunu söylemişimdir. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, seçilmeden önce seçim propagandasında bu kenti beraber yöneteceğiz demişti. Ben hala her defasında bunu söylemeye devam edeceğim. Sayın Kocamaz bu kenti beraber yöneteceksek işçilerin bu durumuna da tabii ki bir cevabın tabii ki işçilerle bunun nedenlerinin konuşulması gerektiğine olan inancımı bir kere daha söylemek istiyorum. Çünkü oturup diyalogla çözebileceğimiz konular varken neden tatsızlıklara mal verelim diye soruyoruz, sorguluyoruz sevgili seyircilerimiz. Evet şu an
Dünkü haberin konusu bu işte sevgili izleyicilerimiz. Dün sevgili izleyicilerimiz fuar açılışı gerçekleşirken işçiler de seslerini duyurabilmek adına oradaki kitleye, oradaki topluma, oradaki protokole, oradaki katılımcılara bakın biz de böyle böyle bir mağduriyet içerisindeyiz mesajını vermek için bir eylem gerçekleştirdiler. İşte biz de diyoruz ya bu eylemler şiddet olmadığı müddetçe anayasal bir haktır. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu işçilerle birlikte oturup bir çay içmesini ve nedenlerini anlatması gerektiğine inanıyoruz. Yani belki bunu bir basın kuruluşları önünde de yapabilir Sayın Burhanettin Kocamaz. Yani işçilerle oturup bir çay içerken neden böyle bir durumla karşı karşıya kalındığını izah etmek bence çok zor olmamalı. Ve bu yapılmalı, diyalogla çözmeliyiz artık birçok şeyi. Hani eğer sağduyu mesajları veriyorsak her şey için, bence diyalogla birçok şeyi aşabileceğimize, diyalog eksikliklerinden dolayı birçok sıkıntının yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ve sevgili izleyicilerimiz hemen farklı bir gazeteye geçiyoruz. Hakimiyet gazetesi iş fuarında işsiz eylemine yer vermiş. Gazetede sevgili izleyicilerimiz ilk sayfadan okuyucularına ulaştırmış haberi. Ve 32 göstericinin tutuklandığına dair bir açıklama var. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Kobani eylemlerinde Mersin genelinde gözaltına alınan 102 göstericiden 32'si tutuklandığı açıklamasını gerçekleştirmiş Sayın Mersin Valisi Özdemir Çakacak. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Mersin gazetesi esnaftan Talat Dinçer'e tepki sorunlarımızı çözemiyor diyor. Mersinli esnaf kendi başkanımıza ulaşmakta zorlanıyor. Sürekli ya Ankara'da veya toplantıda diyor, dert yanıyor esnaf. Şehit polisin eşi yürekleri dağladı, bu acıyı kim söndürecek diye soruyor. Ve Rektör Aydın'ın hedefindeki halefinden tek isteği bizi Atatürk'ün yolundan ayırma diyor. Ve 4. Mersin İstihdam Fuarı başladı, iş arayanlar ve işverenler buluştu haberine yer veriyor gazete. Devam ediyoruz yine. Farklı bir gazeteye geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve Yeni Güney gazetesi Suriyelileri Suriyeliler aldatıyor diyor. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Maden'le daha önce Mersin'e gelmiş olan bazı Suriyelilerin korsan emlakçılık yaptığını ve kimsenin bunlara dur demediğini söyledi. Maden'le Suriyelileri Suriyeliler aldatıyor dedi. Evet Sayın Maden'le biz daha önce bir program yapmıştık. Sevgili izleyicilerimiz İçel'de bugün programında Sayın Maden'in şunu demişti bize. Şimdi biz emlakçılarız diyor. Biz emlak satışı, kiralaması işlerini yapıyoruz. Suriyeliler ülkemize geldiği andan itibaren ev kiralama olayına girdiler. Ve tabii ki onlar da ev kiraladılar. Atıyorum bizden 400 lirayla 600 lira arasında evi kiralıyorlar. Bir aile olduklarını söylüyorlar. Ama sonra bir bakıyoruz ki o kiraladığımız evin içinde, 600 liraya kiraladığımız evin içinde 4 farklı aile bir arada yaşıyor odalarda. Ve sonradan araştırdık, öğrendik ki biz 600 liraya adama kiralarken o adam da 200'er, 300'er lira o diğer Suriyeli kendi vatandaşlarına evi kiralamış ve kendi parasını bedavaya çıkartmış, hatta kâra geçmiş. Yani düşünün sevgili izleyicilerimiz, siz bir ülkenin mağdurusunuz. Kendi ülkenizdeki vatandaşınız sizi mağdur ediyor. Ve siz bir ülkeye sığınıyorsunuz, o ülkenin tüm şefkat kolları, tüm hizmet imkanları emrinize amade ediliyor. Ama siz çıkıyorsunuz, benim polisime taş atıyorsunuz, benim esnafımı dövüyorsunuz. Yani bu kabul edilir bir durum değil. Bir kere Suriyelilerin kendi kendilerine sahip çıkmaları, hani hemşerilik gurbette belli olur derler. İşte başka bir şey daha vardır. Gurbet kötüdür. Hele hele eğer bir hemşeriniz tarafından böyle bir mağdur edilme durumuna düşerseniz çok kötüdür. Allah kolaylık versin diyoruz. Sayın Maden'in ile o sohbet aklıma geldi. Onu da aktarmak ihtiyacı hissettim. Ve Çakacak'tan geçmiş olsun ziyareti. Vali Özdemir Çakacak, Tarsus Emniyet Müdürü Haydar Çelik'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Biliyorsunuz ateşli silahla bileğinden yaralanmıştı. Evet ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabii birazdan hava durumunu
aktaracağız sizlere. Hava durumu bakalım Mersin'de ne olacak? Dün yağış vardı, dün soğuk vardı, kar bulutlar vardı. Türkiye genelinde aslında kış başladı ama Mersin'de hala sıcaklar devam ediyor ve bugün de sıcakların etkisinde Mersin. Ve ulusal gazetelerimize geçiyoruz. Ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarına göz attığımızda sevgili izleyicilerimiz akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Vandallar hepsini parçaladı, Bank Asya'ya dokunmadı. İşte kaos ittifakı diyor. Akşam paralel yapının kaos planındaki ortaklığını böyle belgeledi. İstanbul Esenyurt'u savaş alanına çeviren vandallar ilçedeki bütün banka şubelerini ve ATM'leri paramparça etti. Bir tek paralel yapının finansörü Bank Asya'ya dokunmadı diyor. Para verip yakın yıkın dediler iddiaları var. Önceden planlayıp saldırdılar iddiaları var. Ve Gülen'in çözüme sabotaj kaydını açıkladı diyor. DDK eş başkanı Hatip Dicle paralel yapının çözüme karşı hazırladığı kaos planını anlattı. Bana Gülen'in ses kaydını dinlettiler. Güneydoğu'daki Kürtlerin kurumlarına girin, dürüst olanları çözün, sürecine destek verenleri itibarsızlaştırın diyor o ses kaydında diyor sevgili seyircilerimiz. Ve devam ediyoruz yine farklı bir gazeteye geçiyoruz. Aydınlık gazetesi F tipini yargıdan temizleme planı. Önümüzdeki MGK'da cemaat konusu milli siyaset belgesine girecek, yargıdaki mensupları ihraç edilecek, ardından örgüt üyeliği soruşturmaları başlatılacak deniliyor bu arada haberlerde. CHP'de tartışma yaratan ankete yer vermiş gazete. İzmir'de anket yaptı. CHP parti seçmeninin %89'unun Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olacağına inanmadığı ortaya çıktı. Sonuçların kamuoyuna açıklanması tartışma yaratmış. Ne yapmışlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olup olamayacağına dair bir anket yapmış CHP İzmir'de ve parti seçmeninin %89'u Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olacağına inanmadığı ortaya çıktı. Yani böyle bir anketin yapılması bile şu durumda çok yanlıştı. Çünkü CHP'nin böyle bir iddiası yok. İddiası olmayan bir partide de böyle bir anketin yapılması gerçekten bence o anket şirketine boşa verilmiş milyonlar olarak kayda geçecek. Evet, bugün gazetesi azınlıkları iptal vurdu diyor. Devlet azınlık vakıflarında seçimi düzenleyen yönetmeliği iptal etti. 22 aydır yenilemedi, yönetici seçemeyen vakıflar karar alamayınca krize girdi diyor. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteyle. Cumhuriyet gazetesi demokrasiye 3 darbe diyor sevgili izleyicilerimiz. Dinleme, mal varlığına el koyma ve teknik takibin kapsamı genişliyor diyor. Dinleme kolaylaşıyor, makul şüphe yeterli, hakimliğe hızlı geçiş yapılacak diyor. Ve devam ediyoruz. Hemen farklı bir gazeteye geçiyoruz. Evet, aktarmıştık Evrensel'i. Güneş gazetesine geçiyoruz. Güneş gazetesi de aslında sevgili izleyicilerimiz Türkiye gündemine oturan, yaygınlaşan, 12 yaşlarına kadar inen bonzai ile ilgili mücadele noktasında bir habere yer veriyor. 70 okula bonzai eğitimi, İstanbul'da zehir tacirlerinin ablukasındaki okullar tek tek tespit edildi. Yeni oluşturulan narkotimler öğrencileri korumak için çevrelerinde kuş uçurtmayacak diyor. Polisler özel olarak seçilmiş 286'da asayiş riski taşıyor okullarda sevgili izleyicilerimiz ve özellikle okul önlerinde. Ve devam ediyoruz. Habertürk gazetesi 1000 kişi sınır dışı diyor. Bakın bu da çok önemli bir haberdir. Yani Birleşmiş Milletler'in, insan haklarının, Avrupa'nın, Amerika'nın hepsinin iyi dinlemesi gereken bir rapor. 1000 kişi sınır dışı edilmiş. Ama bu 1000 kişi neden sınır dışı edilmiş? Türkiye, Suriye'de, IŞİD'e katılmak için gelen 1000 kişiyi sınır dışı etti. Erdoğan tek tek tespit edilen Avrupalı teröristlerin dosyasını Birleşmiş Milletler'de liderlerin önüne koydu. Bakalım bunun sonu ne olacak? Evet ve birazdan sevgili izleyicilerimiz, Zeliha arkadaşımız hava durumuyla karşınızda olacak ve ben hemen sözü hava durumuna aktarması için Zeliha arkadaşıma bırakıyorum.
Mutlu günler sevgili izleyenlerimiz. İçel TV'den hepinize güzel bir gün diliyorum. Artık kış kendini iyice hissettirmeye başlamışken bakalım hava durumu nasıl olacak ilimizde ve ilçelerimizde. Şu anda Mersin'de hava sıcaklığını 23 derece hissediyoruz. Hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı görülüyor bugün. Gece ara ara sağanaklar yaşanacak, 14 derece olacak sıcaklık. Yarın ise çoğunlukla güneşli, 24 derece. Anamur'a bakıyoruz. Anamur'da çoğunlukla bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı bir hava var. Mersin'de olduğu gibi hava sıcaklığı değeri ise 24 derece. Gece açık ve 12 derece, yarın ise sağanak beklentili 26 derece olacak. Anamur'un ardından hava durumunu aktarmaya Aydıncık'la devam ediyoruz. Aydıncık'ta çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı 22 derece sıcaklık. Gece açık ve 10 derece, yarın ise sağanak beklentili 24 derece olacak. Bozyazı'da 24 derece sıcaklık, hava çoğunlukla güneş bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Gece açık ve 12 derece, yarın ise sağanak yağışlı 26 derece olacak. Bozyazı'nın ardından Mut'a bakıyoruz. Mut'ta şu anda Mersin'de ve diğer ilçelerde olduğu gibi çoğunlukla bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı görülüyor hava. Hava sıcaklığı ise 24 derece. Gece açık ve 10 derece, yarın ise güneşli 26 derece olacak. Gülnar'da 21 derece hissediliyor sıcaklık, oldukça düşük. Çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı hava durumu. Gece açık ve 12 derece, yarın ise sağanak beklentisi var. Hava sıcaklığı değeri ise 23 derece. Silifke'de şu anda hissedilen sıcaklık 24 derece. Hava çoğunlukla bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı. Gece çoğunlukla açık 14 derece. Yarın ise yine sağanak bekleniyor ve 25 derece olacak hava sıcaklığı. Erdemli'de çoğunlukla bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı hava durumu. Hava sıcaklığı değeri 24 derece. Gece ara ara sağanaklar görülecek, 14 derece olacak sıcaklık, yarın ise çoğunlukla güneşli 24 derece. Son olarak Tarsus'a bakıyoruz. Tarsus'ta çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı hava ve 23 derece hissediliyor sıcaklık. Gece ara ara sağanaklar görülecek ve 14 derece olacak, yarın ise çoğunlukla güneşli 24 derece. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kentimizde sevgili izleyicilerimiz, bölgemizde ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yakıp yıkmaları önlemeliydik diyor Altan Tan'ın öz eleştirisini sayfasına taşımış ve Ahmet Hakan'la yapılan röportajı, sohbeti ilk sayfasına taşımış gazete. HDP milletvekili Tan, Kobani eylemleri için konuştu. Biz sokağa çağrı yaparken özenli davranmalıydık. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplamalıydık. Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik diyor sevgili izleyicilerimiz. Altan Tan. IŞİD'e silah yardımının belgesi bu diyor. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun hükümet IŞİD'e yardım etti diyorlar. Bu vatana ihanettir. Belgen varsa göster sözlerini. Adana Başsavcılığı'nın yakalanan tırlara ilişkin tutanaklarını göstererek yanıt verdi. CHP lideri Bahçeli ile de AK Parti'nin koltuk değneği olmakla suçladı. Yanan toma yerine 10 toma alacağız diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu. Sokak eylemlerinde kamu binaları ve iş yerlerini yakıp yıkan yağmalayanlara verdikleri zararın ödetileceğini açıkladı. Yakılan her tomanın yerine gerekirse 5-10 toma alınacağını söyledi. Ve devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Milliyet gazetesi, AB ordusunu kurabilirdik diyor. AB Bakanı Volkan Bozkır, 60 bin kişilik Avrupa ordusu kurulamadığı için AB hep bir yumuşak güç. Türkiye üye olsaydı bu orduyu tek başına kurabilirdi diyor. Ve devam ediyoruz, yine farklı bir gazeteye geçiyoruz. Orta Doğu gazetesi, fotokopi başbakan diyor.
MHP'lileri Bahçeli'ye söyler misiniz? Bana Kobani düşerse Ankara düşer diyenlerin Yunan işgal kuvvetlerinden ne farkı vardır? Kandil'deki terör şeflerinden emir alanlarla aynı çatıyı paylaşmak, aynı koridorlardan geçmek bizim için başlı başına zuldur diyor Sayın Bahçeli. Ve devam ediyoruz. Sabah gazetesi süreci evet şantaja hayır diyor. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına yer veriyor. Çözüm sürecinin bir şantaj aracı haline getirmesine kesinlikle izin vermeyiz. Süreç kararlılıkla sürdürülecek diyor. Ve devam ediyoruz. Sözcü gazetesi, Sözcü IŞİD kafa kesiyor, PKK yol kesiyor diyor. Türkiye bu sorunlarla boğuşurken arka sokaklarda neler oluyor diyor. Söyleyelim, AK Parti korumasındaki zarap çivi çakılamaz, yıkılamaz denilen Boğaz'daki köşkünü komple yıktı. Onun yerine yenisini yaptırıyor diyor. Ve devam ediyoruz. Star gazetesi paralel Yargıtay'ın darbe planı. HSYK seçimlerde kirli tuzaklara ve şantaja rağmen hezimete uğrayan paralel yapı pes etmiyor. Örgüt 17 ve 25 Aralık'ta yarım kalan darbe planını bu kez Yargıtay üzerinden tamamlamanın hesabını yapıyor. Ve pompalı terörist kameraya yakalandı sevgili izleyicilerimiz. Yüzleri maskeli göstericilerden biri tüfeği polise çevirip ateş ediyor. Pompalı terörist kameraya yakalandı. Elinde tabanca olan profesyonel gösterici delilleri topluyor bu arada. Silahtan çıkan mermileri, boş kovanları alıyor ki profesyonel olduğu apaçık ortada provokatörün sevgili izleyicilerimiz. Kızıltepe'de sakallı oldukları için IŞİD bahanesiyle önce kurşunlanıp ardından yakılarak katledilen iki kişinin gasp amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Mesele Kobani değil, para. Tabii kendi çıkar ve emelleri uğruna artık her öldürdükleri insana da IŞİD'liydi. Bu yüzden öldürdüm mesajı vermeye çalışıyorlar. Takvim ölüm emri Ezbulatov'dan kiralık katil Rus oyununu itiraf etti. Ankara'da Çeçen iş adamı Medet Ünlü'yü katleden tetikçiyi suikastı anlattı. Ölüm emrini Rus Rızvan Ezbulatov verdi. Ben de 40 bin dolar ve 20 bin TL karşılığında vurdum diyor. Ve devam ediyoruz. Vatan Gazetesi sevgili izleyicilerimiz Dağlıca mesajına yer vermiş. 2 yıldır devam eden çözüm sürecinde ilk kez Dağlıca'daki üst bölgesine ateş açan PKK'lar F-16 tarafından bombalandı. Ve devam ediyoruz. Son gazete Zaman Gazetesi. Sıkı yönetim gibi yargı paketi diyor sevgili izleyicilerimiz. Savunma hakkı kısıtlanacak, ne avukat ne de şüpheli dosyasını görebilecek. Anayasal suçlarda şüpheli veya sanığın bütün mal varlığına el konulabilecek. Arama kararı için somut delil yerine makul şüphe yeterli olacak. Suç ceza hakimine süper yetki, Türkiye'nin her yerinde operasyon yapılabilecek deniliyor sevgili seyircilerimiz bu haberle birlikte. Evet ve böylelikle gazetelerimizin de sonuna geldik. Programımızın da sonuna geldik. Sevgili seyircilerimiz. Evet. Yarın yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün Buzdağı'nı izlemenizi tavsiye ediyorum. Saat 17'de Aytur Gezer'in canlı yayın konuğu olacak. Saat 17'de Buzdağı programında Sayın Mert Aktaş Buzdağı'nda Aytur Gezer'in canlı yayın konuğu olacak. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Yine gün içerisindeki gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin. Yarın sabah da 9'u gösterdiğinde saatler bizler burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.